Herkese merhaba, yeniden karşınızdayım. Bugün çoklu bir makrome bilekliği yapacağım size. Buraya başlangıç için bir ip koyuyorum. Bu kadar kalın olmak zorunda değil. Sizin kullandığınız ama farklı bir ip olabilir ya da diğer iplerinizin aynısı olabilir. Tam ortasını belirledim, 13 santim. Buraya öreceğim diğer ipleri takıyorum. Daha önceden ben iplerimi hazırladım. Sizler de aşağıya yazdığım malzeme listesindeki uzunluklarına göre iplerinizi ayarlayabilirsiniz. Evet, ilk ipimi geçiriyorum ve bu ipi yerleştiriyorum. Sıkıyorum iyice. Burada mumlu ip de kullanabilirsiniz. Ama benim gibi normal koton, ama bunlar da yine yanabilen koton ipler kullanabilirsiniz. Evet, ikinci ipimi takıyorum. 4 farklı renkle başlayacağım. İyice bunları sıkalım. Yerleştirelim ipimize. 3. rengimi takıyorum. Evet. Güzel canlı renkler seçtim. Siz de istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. 3. ipimi de taktım. Evet, ve sıra 4. ipimde. Bunlar bilekliğimizin temelini oluşturacak olan ipler. Bunların üzerine diğer örgülerimizi öreceğiz. Evet, 4. de yerleştirelim. Evet, bu güzel bilekliği ve yeni yapacağımız bileklikleri de kaçırmak istemiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Bu videomu beğenin, destek olun. Biz de sürdürelim. Yeni videolar çekelim, beğenildiğimizi gördükçe. Evet, 4 tane ipimizi yerleştirdik. Bunların ölçüleri yaklaşık olarak ikiye bölüyorsunuz. Evet, 30 santim burada oluyor. Yani 60 santimlik ipler, bunları ikiye bölüp takıyoruz. İlk önce, ilk aşamada bu, dediğim gibi ben gri ip kullandım. Yine bu kendi ipliklerinden de takabilirsiniz, sorun değil. Ben daha şık görünsün diye bu gri ipi kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi bu 3 rengimiz burada beklesin. Öncelikle mor rengimizden ilerleyeceğiz. Bunu gergin tutmamız gerekiyor. Panonun altına kadar uzanmasa da bir şekilde onu kendi panonuzun uygunluğuna göre sıkıştırın. Ben bir düğüm atarak düğümden panoya iğneleyeceğim. Siz de kendi panonuzda en uygun nasılsa çalışabilirsiniz. Ve uzun iplerimiz var. Diğer iplerimizi kenara alacağım. Her renkte bir de uzun ip kestik. Peki ölçüsü nedir? İkiye bölersek bakalım. Ölçü göz kararı kesiyorum ben bunları. Genelde kol hizamı açıyorum. Kol hizamda kesiyorum. Evet. Yaklaşık bir 70-75'ten, yani 150 santim ipler kesiyoruz. Evet. Her zamanki klasik makrome örgümüzle başlayacağız. Ne yapıyoruz? Önce bir düğüm atıyoruz. Bu ipimize bunu yerleştiriyoruz. Sıkıyoruz. Güzelce. Böylece o ilk düğüm de daha sağlam olacak. Burası da daha sıkı olacak. Evet. Daha sonra bir L oluşturuyoruz. Sağdaki ipimizi de onun üzerine atıp altından geçirip, evet, ilk makrome düğümümüzü atıyoruz. Bu sefer sola doğru ters L oluşturuyoruz. Diğerini onun üzerinden geçirip, tekrar altından geçirip, içerisinden alıp düğümümüzü atıyoruz. Bir sağa doğru, bir sola doğru bu makreme örgümüzü tamamlayacağız.
13 santim ulaştım. Bu nedenle artık ipimi kestim. Fazla gelen iplerimi buralardan kestim. Ve şimdi diğer ipime geçeceğim. Diğer ipim de yeşil sıradaki. Onu güzelce diğerinin yanına yaklaştırarak sıkıyorum. Ve yeşil için kestiğim uzun ipi alıyorum. Aynı biraz önce yaptığım gibi makrome örgüye başlayacağım. Öncelikle alttan sabitliyoruz ipimizi. Gergin olması çok önemli. Makrome örgülerde sabitliyoruz. Ve diğerini kaydırmadan bu ipi de onun altından geçirdim. Eşit bir şekilde olacak. O nedenle iki ucunu birbirine denk getirin. Yukarı doğru çekiyoruz. Evet, eşitliğini bozmadan düğümlüyoruz. Ve yerleştiriyoruz. Sıkıyoruz. Hem üstteki hem alttaki düğümümüz mutlaka sıkı olsun. Ve makrome örgümüzü örmeye başlıyoruz. Bu sefer de yeşil ipimizle aynı mor gibi aynı uzunlukta örerek bitireceğiz bu tarafta. Son düğümle beraber iki
tane eşit ölçüde örgümüz oldu. Bunun da fazla kalan iplerini kesiyorum. Daha sonra üçüncü ipime geçeceğim. Sıradaki ipim pembe, toz pembe. Alıyorum, maviyi kenara bırakıyorum, dördüncü ipimi. Ve toz pembeyi de yerine sıkıca yerleştiriyorum. Toz pembe için kestiğim uzun ipimi alıyorum. Yine her zamanki gibi onu buraya düğümleyeceğim. Eşit oranda bir düğüm atmak istiyorum. Öncelikle iplerimi de aşağıya sabitlemeliyim, germeliyim bu tahtayı. Yoksa düğümlerimin arası istediğim sıkılıkta olmaz. Evet. Evet, pembeyi yerleştiriyorum. Bir düğüm atacağım. Evet, sıkıyorum düğümü ve başlangıca koydum. Ne yapıyorum? Yine önce sağ, sonra sol makrame örgümü örüyorum. Çalışma alanımız daralıyor ama yine de rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok da mani değil. İlk düğümü çok yakına yerleştirmek ve sıkı olması önemli. Şimdi sola doğru atıyorum. Yine alttan geçirip içerisinden alıp makrame örgümü tamamlıyorum. Yine bir sol, bir sağ şeklinde ilerleyeceğim. Bazen makrame örgünüzü örerken sıkıntılar olabilir. Bir yerlere gitmeniz gerekebilir. Bu bana oluyor. O zamanlarda nereye atacağınızı unutabiliyorsunuz. Bu iplerde şuradaki ne tarafa bakıyorsa en ucu, daha doğrusu en üstteki kısmı onun o tarafı atacaksınızdır.
iplerin gergin olmasına çok dikkat edin. Çünkü bazen ipler çok gergin olmuyor. O zaman da bileklikte geri çözmek gerekiyor. Şuradakiler kesinlikle gergin olmalı. Bundan bahsetmiyorum. Her yaptıktan sonra düğümü şöyle sıkı yapın ve kontrol edin. Evet, toz pembe ipimizin de örgüsü bitmek üzere. Fark ettiyseniz birçoğunu kızım ördü. Şu an tekrar yoruldu. Zaten dersleri de yoğun bu aralar. Bıraktı. Çoğu ürünümüzde kendisinin katkısı çok büyük. Renklere karar veriyor. Bijuteri ürünü dediğimiz ürünlerin, küpelerin, kolyelerin, işte boncuk dizmelerin çoğu tamamen onun ürünü. Onun zevki. Çok zevkli bir çocuk. Güzel sanatlara yatkın. Yardımını çok görüyorum. Zaten bizim öykümüzün, hikayemizin temelinde tamamen Mira'nın bu işlere olan yatkınlığı ve merakı var. Hiçbir zaman bu tasarım olarak kurduğumuz Mises tasarımı unutturmadı. Yani küçüklüğünden beri mesela evde boncuklarımız biterdi, hemen anne boncukçuya gidelim, boncuk alalım, anne şu bitti, makrome örgü için yapamıyorum. İnanılmaz yetenekli ve ilgili bir çocuk bu konuda. Çok da güzel ördü, siz de gördünüz. Elleri de kedi tırmığı, hep hayvanları da çok fazla seviyor maalesef. Bazen öyle sıkıntılar yaşıyoruz tırmık gibi. Evet, pembenin de sonuna geldik. Bunu da fazla iplerinden kesiyoruz. Fazla iplerimizi alalım. Şimdi son rengimize, maviye geldik. Maviyi de uçlarından tekrar eşitleyelim. Ve tam olması gerektiği yere sıkıca oturtalım. Altından da yine sabitleyelim. Kızım tüyolar verdi size. Evet, ne dedi? Mutlaka gergin tutun. Düğümlerinizin kaymaması ve güzel görünmesi için çok önemli dedi. Doğru söylüyor. Ben de hep söylüyorum, biliyorsunuz. Bu gerginlik makrame örgülerde çok önemli. Şimdi uzun kestiğim mavi ipi alıyorum. Durduğu yerde düğümlenmiş, bir açayım onu ben. Uzun kestiğim mavi ipi de her makrame örgünün başında olduğu gibi iki ucundan eşitleyerek ilk düğümünü atarak kısa iplere yerleştireceğim. Evet. Birinci düğümünü atıyorum. Ve sımsıkı başlangıcı yerleştiriyorum. Hem alttaki ilk sardığımız ipin hem de bunun sıkı olması çok önemli. Ve önce sağa doğru atarak makrame örgüme başlıyorum. Bir sağ, bir sol. Aynı diğer üçünde yaptığım gibi aynı boya gelene kadar bu örgüyü de tamamlayacağım. Daha sonra bilekliğimizin diğer aşamalarına geçeceğiz artık.
şimdi tamamen tüm renklerimizin makrame örgüsü bitti. Alttan bunları kaldıralım ki fazla iplerimizi kesmiştik. Şimdi onları evet, sabitlemek için ördüğümüz dik düğümleri de açtık. 4 tane ipimiz var. Şimdi burada fishbone, yani balık kemiği ama Türkçe'de kılçık örgü yapacağız. Evet, evet, en dıştakileri öncelikle içeridekilerle yer değiştiriyoruz. Bu şekilde. Daha sonra bu ikisini buraya kaydırıyoruz düz. Hiç bu düzlüğünü bozmayalım. Pembeyi de alıyoruz en dıştan. Şimdi mor sırasıyla geliyor buraya. Yeşil bozmuyoruz düz örgümüzü. Bozmayacak şekilde alıyoruz. Mavi, mor, pembe en dışta, bakın. Bükmüyoruz. Şurada büküm oldu. Düzeltelim. Hı-hı. Mavi, yeşil, pembe, mor, yeşil, mor, az kaldı, pembe, mavi, yeşil, kaldı mı? Evet, belki pembeyi de atarız buraya. Şimdi bu son buraya attığımız için moru da alalım. Moru da alalım. Hiç kaçırmayalım elimizden. Elimizden kaçırmıyoruz. Buradakinin tam tersi bir sıramızı ip olarak düşünürsek buraya mor, yeşil, pembe, mavi dizmiş olduk. Evet. Şimdi çok sıkı iğneleyelim. Hiçbir şekilde kıpırdamasınlar. Yeşil burada, mor burada, evet, çok sıkı. Hemen klipsi edebilirsiniz panonuzun altına yaklaştırıp. Evet, hemen iğneliyoruz kıpırdatmadan. Başlangıçtaki mor, yeşil, pembe, mavi sıralamasını örerek geldik. Tam tersi, yani mavi, pembe, yeşil, mor sıralaması yaptık. Aynı ilk baştaki
gri ipimizi alıyoruz. Tamamen bunların üstüne aynı ölçüde gelecek şekilde yerleştiriyorum. Aynı ölçüde yerleştiriyorum ve onu da sabitliyorum. Kıpırdamasın üstteki gibi. Evet. Ve tek tek, biraz daha belki şurayı açarsam çalışmam kolay olacak. Kendi çalışma alanımızı da yaratmak tamamen bize kalmış. Evet, iğneleri uzaklaştırmalıyım. Biraz fazla yakın sabitlemişim. Evet. Mavi ile başlıyorum. Birer örgü düğümü atacağım. Mikro makrame düğümü atacağım ama. Evet. Ve ikinciyi de atacağım. Böylece şuradaki iğne maalesef dolanıyor. Evet. Çok sıkı atmalıyım bunu. Çok sıkı, evet. Sırada ikincisi var. Belki burada zorlanırsanız bir dikiş iğnesinden yardım alabilirsiniz. Evet. Tekrar bir sonraki ipime doluyorum buraya. İki. Sıradaki ipe geçtim. Bir, iki düğüm attım buraya. Sımsıkı sabitliyorum. Evet, gayet sıkı oldu. Sıkılığından emin olduktan sonra bu iğnelerimizi çıkartıp artık bilekliğimizi rahatlatabiliriz. Şimdi burada fazla kalan ipleri kesip yakacağım. Böylece gri iple ilk baştaki gibi bütünleşmiş olacak. Evet. Tamamen. Bakın bu iki gri ipin arasına bu iplerimizi oturtmuş olduk. Evet, sapasağlam oldu. Şimdi bilekliğimizin artık oturacak bu bizim bileğimize. Çok da güzel olacak. Şu kapamasını yapacağız. Bakın. Şu kapamayı yapacağız. Bunu da kayan asansörlü düğümle yapacağız. Dördünü bir araya getirelim. Normalde biliyorsunuz kızım yardım ediyor ama şu an yok. Dördünü bir araya getirelim. Sabitleyelim. Başta ayrıca bu kısım için kestiğimiz bir ipimiz vardı. Ben onun mor olmasına karar vermiştim ama istediğiniz başka bir rengi de kullanabilirsiniz. Evet, buraya önce sıkı bir düğüm atıyoruz. Ve takıyoruz bu ipimizi. Daha sonra bütün bileklikte yaptığımız şekilde makreme örgü örüyoruz. Ve burayı kapatacağız. Yani bu dört ipi
birbirine bağlamış oluyoruz aslında. Bir yandan da kaymasını sağlayacağız. İp diğer gri ipin üzerinde kayacak. Evet, bileğimize göre ayarlayalım. Şuradan geçiyor olması herkesin bileği için ideal ölçüdür aslında. Dolayısıyla birazcık daha kısabiliriz. Tabii iki tarafı da eşit olmazsa çirkin görünür. İki tarafını da aynı şekilde kısaltıyorsak aynı şekilde kısaltalım. Evet, bakalım. Evet, yeterli. Evet, nefis bir bileklik oldu. Gerçekten her açıdan çok şık. Bileğimizde de çok şık duruyor. Bu modeli istediğiniz renkte deneyebilirsiniz. Bizimle de tasarım hashtag ile paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Güle güle kullanın.